Haber, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kars ve Nahçıvan Mehri'ye nasıl yardım edecek? Ölümcül sınırlardan kaçınmak. Artsakh'ın Hilis Köyü yeni bir toplum merkezine sahip olacak. Ermenistan Cumhurbaşkanı Joe Biden, Emmanuel Macron ve bir dizi başka ülkenin liderleriyle görüştü. Yeni atanan Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ermenistan Cumhuriyeti'ne geliyor. Çorak Cumhuriyet. Fransa, insani girişimleriyle Azerbaycan'da tutulan Ermeni esirlerin iadesini önemsiyor. Yerevan'da Ermeni ressamların gözüyle İran başlıklı sergi açıldı. Mehri, diplomat Hamlet Gasparyan'ın anısına. İletişim ve sınırlar sorunu Moskova'daki en yüksek platformdan tekrar ve tekrar gündeme getiriliyor. Kremlin'in Ermenileri kör tilki gibi kovada boğma arzusu onlara rahat vermiyor. Ancak Zangezur meselesinin Rusya'yı ve hatta bizzat Putin'i olumsuz etkileyebileceğine dair işaretler var. Bu, düşük rütbeli Rus yetkililerin yanı sıra yerel uzman basının temkinli değerlendirmeleriyle kanıtlanmıştır. 1921 Kars Antlaşması eğer doğru kullanılırsa Rusya ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın Sovyet sınırlarını tanıma isteklerini de engelleyebilir. Rusların koridor temkinli eğilimlerinin Ermeni tarafının çılgınlığının arka planında ortaya çıkması dikkat çekicidir. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh Cumhuriyeti Askeryan Bölgesi'nin Hilis Köyü muhtarı Artur Gulyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede köyün 155 nüfusa sahip olduğunu ve savaştan sonra herkesin memleketine geri döndüğünü dile getirdi. Köy muhtarı 44 günlük Artsakh Savaşı'nın ardından köye Hadrut şehri, Askeryan Bölgesi'nin Sıhnak Köyü ve Kaşatak'tan toplam 15 kişiden oluşan 3 aile yerleşti. Bu aileler yerinden edilenlere sağlanan yardımlardan yararlandı. Muhtarlık binası içler acısı durumda. Plana göre toplum merkezinin inşaat çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Sağlık ocağı da burada faaliyet gösterecek. Yeni yapılmış bir güğün salonumuz var. Köy yollarının iyileştirilmesi gerekiyor. Okulda 9 öğrenci var ve köyden 11 çocuk komşu Hınzırıstan Köyü anaokuluna gidiyor. Şu anda 5 ev devlet fonlarıyla yenileniyor. Köyde doğalgaz tesis edildi. Elektrik ve 24 saat su temini sağlandı diye konuştum. Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda katılımcı ülkelerin başkanları ve hükümet başkanlarının iklim değişikliğiyle mücadele için alınması gereken acil adımlar konusundaki konuşmaları devam edecek. Glasgow Konferansı iklim değişikliğiyle mücadele için üzerinde anlaşmaya varılmış bir eylem planı geliştirmeyi amaçlıyor. Konferans sırasında Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın konuşması da planlanıyor. Ondan önce Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa Devlet Başkanları, Almanya Şansölyesi, Monako Prensi, Katar Emiri, Mısır Cumhurbaşkanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı ve diğer ülkelerin başkanlarıyla görüşmelerde bulundu. Yeni atanan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Erika Olson, bölgesel işbirliğini geliştirmek ve ikili meseleleri görüşmek üzere Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan'ı ziyaret edecek. ABD'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Olson, Yerevan'da kaldığı süre boyunca 2 ile 4 Kasım tarihlerinde Güney Kafkasya'daki ABD Misyon Başkanları Konferansı'na katılacak. Konferans katılımcıları, iş tartışmalara ek olarak Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ve sivil toplum temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhuriyet tek başına bir ülkenin muasır medeniyete ulaşmasını sağlayamaz. Muasır medeniyetin gereği olan hukuki, siyasal, sosyal, ekonomik ve evrensel insan hakları temelli bir toplum yapısına cumhuriyetle değil, demokrasiyle ulaşılır. 29 Ekim Cuma günü Cumhuriyet'in 98. yılı kutlandı. Her zamanki gibi birbirini tekrarlayan hamasi nutuklar atıldı. Hepsi bu kadar. Türkiye monarşiden cumhuriyete geçti. Bu tarihsel adımın gerektirdiği bazı uygulamalar gerçekleşse de cumhuriyet 98 yıldır çorak bir ülkenin çorak bir devlet şekli olarak devam ediyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur.
Fransa'nın yeni atanan Ermenistan Büyükelçisi'nin amacı iki ülke arasındaki işbirliğini daha da uzatmak. Büyükelçi, Minsk grubunun Artsakh Dağlık Karabağ sorununda uzun vadeli istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağını umuyor. Fransa, insani girişimleri ve Azerbaycan'da tutulan Ermeni esirlerin iadesini de önemsiyor. Anne-Louise'e göre Fransa, sınırın net bir şekilde belirlenmesi ve çizilmesinin sağlanabileceğine inanıyor. Ve onlar uluslararası toplum gibi bu süreçlerin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi için çağrıda bulunuyorlar. Ermenistan Cumhuriyeti Ressamlar Birliği'nin salonunda Ermeni ressamların, Ermeni sanatçıların gözüyle İran başlıklı sergisi açıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Ressamlar Birliği Başkanı Suren Safaryan'a göre aylarca süren çalışmaların özeti, yeni fikirlerin ve programların temellerinin atıldığı için gün anlamlıdır. Konuyla ilgili Suren Safaryan şöyle konuştu. Ressamlar Birliği bu tür işbirliklerine önem veriyor. Bugünkü sergimiz bunun canlı bir kanıtı. Farklı yaşlardaki Ermeni ressamlar İran'ı fikirleri ve edebiyatları ile çizdiler. Daha sonra 7 katılımcı ressam Ermenistan Cumhuriyeti'nden yeni bir sergi düzenlemek üzere Tahran'a gitme ve orada kendi gözleriyle görme fırsatına sahip olacak. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abbas Badakhshan Zohuri taraflara böyle bir gösteri düzenledikleri için teşekkür ederek İran İslam Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin yüzyıllardır süregelen sıcak ve dostane olduğunu vurguladı. Sergi kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti Ressamlar Birliği ile İran İslam Cumhuriyeti Ressamlar Birliği arasında bir memorandum imzalandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Veradars topluluğunun seslendirdiği Hamşen Ermenilerinin Ella Ella adlı şarkısını sunuyoruz. Lusnika errant kişer, hayde takas kişer. Lusnika errant kişer, hayde takas kişer. Hedef çahse merkeli yar viyeler takas kişer. Hedef çahse merkeli yar viyeler takas kişer. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.